Birazcık tezgahımı unlayayım. Çünkü midfoy'umu açmam gerekiyor. Midfoy'umu tezgaha koyduktan sonra aynı yönde hafifçe açıyorum. Ama çok hafif bir şekilde. Hemen hemen eşit kenarlı midfoy'lerimi kesiyorum. Ve hemen küçük bir kaba bir yumurta kıracağım. Bana bir kap daha alalım. Yumurtanın sarısı lazım. Sarısına da çok hafif bir süt ekleyeceğim. Çünkü yapmak istediğim şey tamamıyla üstünü sapsarı, altın sarısı değil. Hafif bir, light bir renge yakalamak. Fırçamızı da alalım ve üstüne sürmeden önce güzelce bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok hafif teknikle üstlerini sürüyorum. İnce bir tabaka görmek için çatal yardımıyla deliyorum. Şimdi ben bunu hemen fırına atıyorum ki pişene kadar içerisini hazırlayayım. Lor peynirini yapmak için ise önce süte ihtiyacım var. Sütü koydum ve altını yaktım. Kaynama derecesine gelince içine asit koyacağım. Nedir asit? Limon, sirke gibi. Güzel bir rezene salatası yapacağım. Rezene salatasında köklerini kestim. Buradan bir kap alıyorum. Kabımın içine de koyacağım. Ondan önce bir Japon mandalinamla beraber incecik dilimlemeye başlayacağım. Süt hafiften hafiften kaynamaya başladı. Limonumu kesip kestirme işlemini yapacağım. Kaynamasıyla beraber kestirme işlemi tamam olacak. Sütümüzü gördüğünüz gibi kestirdik ve süzüyoruz. Şu an için taptaze, hafif aromalandırılmış bir lor peyniri elde ettik. Domatesimizi rendelemeye başlayacağız. Bir kabımızı alıyoruz. Rendenin büyük tarafıyla rendelemeye başlıyoruz. Gördüğümüz gibi pembe domates gayet dolgun. Çok hafif bir suyunu çekene kadar devam edeceğiz. Yine içine birazcık tuz atıyorum. Çok az. Birazcık zeytinyağı döküyorum. Asitleri dengelemek adına. Ve tabii ki birkaç dal taze kekik. Taze badem kullanacağız tartımız için. Bademleri de hafif hafif birazcık sosumuz, domatesimiz, her şeyimiz olana kadar birazcık soyalım. Bademleri soyduktan sonra bir bıçak yardımıyla incecik doğruyorum. Bunları hafif bir tavada soteleyeceğim. Sotelerken de birazcık sarımsak koyacağım içine. Bunun için çok hafif bir zeytinyağı kullanacağım. Tava soğukken kullanacağım zeytinyağını. Sarımsakları da içine koyacağım. Evet, sarımsaklar neredeyse istediğim kıvama geldi ve bademleri içine ekliyorum. Bademleri de hafif bir kavurduktan sonra istediğim kıvama gelince bunu domates suyunun içine ekleyeceğiz. Şimdi sıcak tavaya sosu koyacağız. Böylelikle içindeki sıvı daha çabuk yoğunlaşmış olacak. Şimdi midfoy'um birazcık serinleyecek, kendine gelecek. Sosum ve peynirim hazır, salatam hazır. Lor peynirimiz neredeyse tamam. Bunun için bir kap alıp bunu kendi kabına koyalım. İçindeki kekikleri tek tek ayıklayabilirsiniz de, bırakabilirsiniz de. Ben ayıklıyorum. Zaten aromasını yeteri kadar verdi. Bütün peyniri alıyorum. Bakalım bir de. Gayet kekik ve tuzu alıyorum. Hemen midfoy'lerimizden 3 tane alıyoruz. Üstüne bir bastıralım. Gördüğünüz gibi havasını aldığımızdan rahat rahat hareket edebiliyoruz.
domates sosumuzdan gördüğünüz gibi bademli, taze kekikli ve sarımsaklı domates sosumuzdan buraya koyalım. Aynı şekilde lor peynirimizi içine ekleyelim. Karıştıralım. Çok hafif. Şuradan bir domates sosu alacağım. Bir kaşık kadar kekiğini çıkartıp. Neden alıyorum? Çünkü tabağın tam ortasına koyuyorum ki milföyüm sağa sola hareket etmesin. Yalnız beyaz tabaktaki duran domates sosun güzelliğine bakar mısınız? Milföyü koydum. Kekikler içinde. Kenara alıp aynı şekilde milföyün üstüne yerleştiriyorum. İkinci milföyümü aldım. Aynı işlemi bir kere daha devam ediyorum. Son olarak da öteki milföyü üstüne ekledim. Bir lime'ımız var. Lime'ın hafif kabuklarını alacağım. Sonra kestikten sonra lime'ın suyunu alıyorum. Bunu da kenara koydum. Birazcık zeytinyağı ile beraber gördüğünüz gibi karışımı yaptım. Kıvamı gayet keyifli. Bunu milföyümüzün üstüne bırakıyorum. Yapmış olduğumuz sosun üstünden hafif hafif geçiriyorum.